Bilgisayarınızda Android oyunlarını telefon gibi ama çok daha hızlı ve büyük ekranda oynamak ister misiniz? PUBG gibi oyunlarda donma yaşamadan yüksek FPS almak mümkün mü? İşte bugün size bunun cevabını vereceğiz. Siz de küçük ekranda oyun oynamaktan ve sürekli telefon ısınmasından şikayetçiyseniz çözüm Nox emülatörde. Nox Player bir Android emülatördür. Yani bilgisayarınızı Android bir telefon gibi kullanmanızı sağlar. Oyunları klavye ve mouse ile oynamak için kullanacağız. Bu videoda Nox Player'ın nasıl kurulacağını anlatacağım. İlk olarak tarayıcımızdan bignox.com sitesine giriyoruz. Buradan download seçeneğine tıkladığımızda indirme başlıyor arkadaşlar. Bu arada küçük bir uyarı yapayım. Kesinlikle resmi siteden indirmeniz lazım. Diğer sitelerde altına yüklenmiş sahte dosyalar vesaire olduğunda bilgisayarınıza virüs girebilir. İndirdiğimiz dosyayı açıyoruz. Bize uyarı veriyor yüklense mi diye. Evet diyoruz. Yükleme sayfamız açılıyor. Çıkan bu sayfada custom diyorum ben. Eklemek istemiyorum desktop'a ve taskbar'a. Buraya nereye kurmak istediğimizi seçiyoruz. Install diyoruz. Gelen reklamlara hayır diyorum. Yükleme işlemini başlatıyorum. Biraz uzun sürebilir. Yükleme işlemimiz tamamlandı. Start tuşuna basıyorum ve Nox Player'ımız açılıyor. Google hesabına giriş yapmak için Login Now diyoruz. Buradan Google hesabınıza girebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Google hesabımıza giriş yaptıktan sonra Tools'a tıklayıp bir yana kaydırdığımızda Play Store'a girebiliyoruz. Buradan istediğimiz Android oyunu uygulamayı indirebiliriz artık. Ben burada ayarlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Burada performans ayarlarımız var. Nox Player'ı rahat ve kullanışlı kılan en büyük nedenlerden birisi düşük sistemlerde de kullanılabilmesi. Ben genelde ortada kullanıyorum ama isterseniz siz kendiniz özel ayar da yapabilirsiniz veya düşükte de kullanabilirsiniz. Orta genel olarak daha iyi geliyor bana. Burada iki modumuz var. OpenGL ve DirectX. OpenGL daha mantıklı geliyor bana. Ben onu kullanıyorum performans açısından. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız DirectX'e de çekebilirsiniz. Çözünürlük ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Daha düzgün görüntü almak için. İkinci ayar konumuz gaming ayarları. FPS arttırabiliyorsunuz buradan. Dediğimiz gibi telefonda 30 FPS yerine burada 60 veya gerçekten yüksek performanslı bir bilgisayarınız varsa 120 FPS'e kadar çıkartabilirsiniz. Device dediğimiz kısımda istediğiniz telefon marka modelini seçebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Buradan mouse tipimizi seçebiliyoruz içeride kullanacağımız. Nox Player'ın içinde kullanılacak mouse tipini seçebiliyoruz. Temamızı değiştirebiliyoruz. Bende tema yok şu an ama tema ekleyebiliyoruz. Backup temizleme, bunu genel olarak kullanmanız gerekebiliyor. Güzel bir temizleme aygıtı. Tavsiye ederim bunu kullanmanızı. Genel ayarlarda root ayarlarımız var. Performans optimizasyonunu kendi yapıyor. Kısa yol ayarlarında tuşlara kısa yol atayabiliyorsunuz. Yani şuradaki tuşlara vesaire mouse'unuzdan atayabiliyorsunuz. Arkadaşlar, daha farklı FPS arttırma taktiklerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi bilgisayarınızla alakalı, sadece Nox Player'la değil. Ctrl Shift ESC tuşuna basarak görev yönetimini açabilir ve kullanmadığınız fazlalık uygulamaları kapatabilirsiniz. Arka planda ne kadar az uygulama çalışırsa bilgisayar o kadar performansı yüksek olacaktır. Aynı zamanda az önce de gösterdiğim gibi Nox Player'ın içinde bulunan temizleme programını kullanarak daha hızlı, temiz ve güvenilir bir program kullanabilirsiniz. Aynı zamanda oyun içi grafik ayarlarını da ayarlarsanız daha fazla FPS alacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi yan bar menüsüne bakacağız. Burada gördüğünüz işarette oyunların içinde istediğimiz gibi tıklama vesaire ayarlayabilmemiz için, mouse ve fareyi aktif edebilmemiz için koyduğumuz yere tuş atayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere W, ASD istediğimiz gibi ekleyebiliyoruz. Tuş atamalarını bu kısımdan yapıyoruz. Ses açıp kapatma, bilgisayardan herhangi bir şey ekleyip klasör paylaşımı yapma diyebiliriz. Burada APK dosyalarını bilgisayardan direkt çekebiliyoruz istediğimiz gibi. Bu çoklu Nox kullanımı, istediğimiz kadar Nox açabiliyoruz. Bunu daha çok Clash of Clans oynayanlar kullanıyor bildiğim kadarıyla. Emülatör ekle dediğimizde istediğimiz Android sistemini seçip ekleyebiliyoruz. Burada görüldüğü üzere direkt ekran görüntüsü alabiliyoruz makas işaretinden. 3 noktaya tıklayalım. Sarsıntı ekranı sarsıyor. Burada konumumuz var. Temizleme aygıtımız var. Birden fazla şey açtıysanız tıkladığımızda bütün sayfaları kapatıyor ve belleği temizliyor. Burada makro ekleyebileceğiniz bir sistem var. Kendiniz kaydedebiliyorsunuz. Kaydet dediğinizde istediğiniz tıkladığınız yerlere gidip kendi de tıklıyor sürekli. Ekran kaydı almak için uygulamamız var. Bu en önemlisi, fareyi kilitliyor. Fare dışı Nox Player'ın dışına çıkamıyor. Oyun oynarken en çok ihtiyacımız olacak şeylerden birisi bu. Bir de burada ekran döndürme tuşumuz var. Dik yapabiliyoruz.
Ekranımızı yatay yapabiliyoruz. Tabii bazen sorunlar çıkabiliyor. En yaygın hatalara bakalım bir de. Hyper-V hatası var. Burada Disable Hyper-V'ye tıklayıp bilgisayar dolan ekrandan sonra bilgisayarı yeniden başlattığımızda düzeliyor. Siyah ekran hatası var. Bu hatanın çözümü grafik ayarlarından DirectX 10 OpenGL'e ya da tam tersini alırsanız düzelecektir. Google Play oturum açma hatasında da Gmail hesabınızı doğrulamadıysanız doğrulayınca düzelecek. Umarım artık oyunlarınızı daha hızlı ve keyifli oynayabilirsiniz. Yorumlara hangi sıkıntıları yaşadığınızı yazarsanız size elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve daha fazla ipucu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Smoking on booth and it's my week. I check the bitch like I'm Ari. Sorry bitch, I don't say sorry.